Merhaba sevgili yarışseverler. Hepinize hayırlı günler, hayırlı haftalar dilerim. Bugün 18 Temmuz 2022 günlerden Pazartesi. Haftanın ilk günündeyiz. Mesailer başladı. Ben bütün arkadaşlarıma, ailesiyle, sevdikleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Sevgili yarışseverler, bugün 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü gündüz yarışları Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak 8 koşuluk güzel bir programla start alıyor. Öncelikle Bursa at yarışları analizlerimle karşınızdayım. Yine akşam yarışları, günün kapanış koşulları Elazığ Yurtbaşı Hipodromu'nda koşulacak 8 koşuluk programla tamamlanacak. Bursa at yarışları analizimizin ardından Elazığ akşam yarışları analizlerimle karşınızda olacağım. Ama öncelikle Bursa gündüz yarışları analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımızdan izlemekte olduğunuz YouTube kanalımıza yani bu kanalımıza abone olmanızı yine videolarıma like atmanızı yani beğeni atmanızı ve nokta dahi olsa yorum yazmanızı rica ediyorum. Sevgili yarışseverler, bunu emeklerimin karşılığında sizlerden istiyorum. Gerçi her ne kadar telkinde bulunsam da pek emeğe saygı kalmamış. İnanın 3 kişi veya 5 kişi yorum yazıyor. Yine %5 gibi, %8 gibi bir beğeni oranı var. Yani insanlar sadece almayı biliyor, vermeyi bilmiyor sevgili yarışseverler. Ben ki sabahlara kadar sizlere tahmin verebilmek için emek veriyorum, uğraşıyorum. Sizlerden istediğim sadece ücretsiz bir beğeni atmak, yorum yazmak ya da abone değilseniz kanalımıza abone olmanızı sizlerden rica ediyorum. 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü gündüz yarışları Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak 8 koşuluk programla start alıyor. Altılı Ganyan programın 3. koşusuyla 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe çim pistte koşulacak. Handikap 14 yarışıyla start alacak. Benim burada öncelikli şans vereceğim isim özellikle bu aralar uzun mesafeye çıkmasını beklediğim bir isim vardı. 3 numaralı Merdokan. Bugün 3 numaralı Merdokan'dan Furkan Him idaresinde etkili bir yarış bekliyorum. Bugün bu grupta ilk şansı ben 3 numaralı Merdokan isimli safkana vereceğim. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim isim yine Kaptan Rio temsilcisi Mehmet Salih Çelik idaresinde piste çıkacak. 7 numaralı Enteravista özellikle son iki koşusunda etkili koştu. Son ikinciliği çok etkiliydi. Bu safkanda dikkat diyerek ikinci şanslı safkan olarak öneriyorum. Ve 1 numaralı Dragon Pearl de bugün benim tuttuğum safkanlar arasında yani burayı 3-7 ya da 3-7-1 şeklinde değerlendirebiliriz. Ve Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe kum pistte koşulacak. Handikap 16 yarışıyla start alacak. Bu koşuda da 5 numaralı Sancaktar. Evet, Belkıs'ın tayı 5 numaralı Sancaktar'ı bugün bu koşuda ilk şanslı isim olarak öneriyorum. Yine bu safkana sıkı rakip olarak da 8 numaralı Astroid. Arkadaşlar burası 5-8'in dışına çıkarsa yine 3 numaralı Tek Fort Tevfik, 1 numaralı Uçan Bilgin, 6 numaralı Buz Kralı ve 7 numaralı Nehrin Oğlu isimli safkanları sırasıyla bu koşuda değerlendiriyorum. Yani 5-8-3, 1-6 ve 7 şeklinde de Altılı Ganyan'ın
ikinci ayağını değerlendiriyorum. Ve altılı Ganyan'ın üçüncü ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 2000 mesafe çim pistte koşulacak açık grup 3 yarışı Bursa adına önemli bir koşu. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu, kupalı bir yarış. Sevgili yarışseverler, ben bu grupta çok rahat yarış kazanmasını beklediğim bir isim var. Son yarışını Gazi koşusunda bile son 200'e kadar rahat geldi ve 9'unculuğunda da hatta 7. de olabilirdi. Çok da kendini zorlamadı tabelaya giremeyeceğini anlayınca. Ben Thunderbolt'un torunu, evet, Maximum Dream Sintay'ı, 5 numaralı Maximum Boy isimli safkanın bugün Ahmet Çelik idaresinde bu rakiplerini rahat geçmesini bekliyorum ve günün banko ismi olarak öneriyorum. Ve altılı Ganya'nın dördüncü ayağı 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1400 mesafe çim pistte koşulacak şartlı 3 yarışı. Burada da yine çok beğendiğim bir safkan var. Lunar Crow. Arkadaşlar, Lunar Crow bugün bu koşuda bana göre birinciliğe en yakın görünen safkan, Torok temsilcisi. Bugün Alican İnci idaresinde yine birinciliğe yakın görünüyor. Biliyorsunuz son 3 koşusunda bu safkana Alican İnci arkadaşımız bindi ve onun idaresinde meydinden çıkmayı bildi. Ve 1 numaralı Lunar Crow var rakip olarak, 7 numaralı Morning Star, Scarface'in temsilcisi. Bugün Mertcan Çelik idaresinde bu grupta etkili koşabilir. İkinci şansı bu safkana vereceğim. Yine 8 numaralı Natu ve Gift sonlarda dördüncüle, o son 10 metrede kafasını uzatışı gerçekten takdire şayandı. Bugün Mertcan Çelik idaresinde bu safkanda dikkat diyerek ilk 3 safkan içerisinde değerlendiriyorum. Yine 2 numaralı Ahbap ve 9 numaralı Queen on Dati isimli safkanlar benim bu koşuda sırasıyla değerlendirdiğim isimlerdir. Ve altılı Ganya'nın 5. ayağına geçiyorum. Sevgili yarışseverler, tahminlerimi yazılı olarak şablon şeklinde verdiğim ücretli bir WhatsApp grubumuz var. Ücretli WhatsApp grubumuzun aylığı 150 lira. 2 aylık katılım 250 lira. 3 aylık katılım da 350 liradır. Yine 6 aylık katılım da 600 lira şeklindedir. Grubumuzda kendi tahminlerimin yanı sıra sahadan gelen haberleri de verdiğim sahadan duyduklarım köşemiz var. Sahadan duyduklarımız köşemiz var. Yine her gün bir de misli altılı analizi paylaşmaktayım. Grubumuza dahil olmak, grubumuza katılmak isteyen yarışsever arkadaşlarımız beni 0532 601 5486 numaralı telefondan arayabilirler ya da WhatsApp yoluyla bana ulaşabilirler. Yalnız altılı istemek, oyun istemek ya da başka sebeplerden dolayı bu numaradan beni kimse aramasın sevgili yarışseverler. Özelden altılı vermiyorum. Çünkü günde 500 kişi, hatta bazen 700 kişi istiyor. Bu mümkün değil. Sadece ücretli WhatsApp grubumuz için bu numaradan bana WhatsApp yoluyla mesaj atabilirsiniz. Sevgili yarışseverler ve altılı Ganya'nın 5. aya 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe çim pistte koşulacak kısa vade 7 yarışına geçiyorum. Burada yine ön planda görünen bir safkan var. Yine Kayızbert'in temsilcisi 5 numaralı Ozgan. Bugün yine bu koşuda Mahsun Demirbaş idaresinde piste çıkacak. Benim öncelikli şans vereceğim safkan olacak. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim isim 11 numaralı Yeşil Elma. Bugün Ahmet Çelik idaresinde piste çıkacak Aya Bakan torunu 11 numaralı Yeşil Elma. Daha önce Ahmet Çelik idaresinde sentetik pistte bir üçüncülüğünü hatırlıyorum. Hatta o yarışta kısa vade 6 dişlere mahsus yarıştı. Yanlış hatırlamıyorsam sevgili yarışseverler, bugün de bu koşuda etkili koşmasını bekliyorum. Yine 3 numaralı Tunç Siperi, 4 numaralı Kaya Bert
ve 9 numaralı Kuddusi isimli safkanlar benim bu koşuda değerlendirdiğim isimlerdir. Ve programın kapanış koşusu Altılı Ganya'nın son aya 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe çim pistte koşulacak satış bir yarışı. Arkadaşlar, kanalımıza abone değilseniz videonun altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ayrıca videolarıma beğeni atmanız ve yorum yazmanız bana destek vermeniz anlamına geliyor. Bu konuda duyarlı olmanızı istiyorum. Emeklerimin karşılığında bunu siz yarışsever dostlarımdan rica ediyorum. Programın kapanış koşusu 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1200 mesafe çim pistte koşulacak satış 1 koşusunda 15 numaralı Kızgın Adam isimli safkana bugün bu koşuda ilk şansı vereceğim. Gerçekten bana göre kazanacak bu yarışı ama çok kalabalık bir koşu, yol bulamayabilir, sprint mesafesini ayarlayamayabilir. Ben bugün bu safkanı bu rakiplerinin yanında öncelikle şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 3 numaralı Meriç. Son yarışı çok çok etkili koştu. 5.'liğe girişinde yine çok beğenimi kazandı. Dikkat! Dikkat diyerek, iki kere dikkat diyorum. 3 numaralı Meriç'i bugün 15 numaralı Kızgın Adam'a ilk rakip olarak görüyorum. Ve 13 numaralı El Profesör de bugün benim ilk 3 safkan içerisinde tuttuğum isimdir. Yani burayı 15, 3 ve 13 şeklinde değerlendiriyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Hepinize çok güzel bir hafta dilerim. Umarım bu hafta hepimiz adına çok güzel bir hafta olur. Umarım sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bol kazançlı, şansımızın da bol olduğu çok güzel bir hafta olur. Bunu en içten dileklerimle diliyor. Bunu en içten dileklerimle temenni ediyorum. Hoşça kalın, esen kalın sevgili yarışseverler.